Evet. Beyne Şerif ve Kerim, Kerim ve Şerif arasındaki diyalog dedik. Hel zurte Tunus'a ya Kerim, Tunus'u ziyaret ettim ey Kerim dedik. Ne'am zurtuha fis sayfil mali dedik, değil mi? Geçen yaz ziyaret ettim. Hel zurtehe fişitai, Tunus'u kışın ziyaret ettin mi diye sorduk. Kerim ne dedi? La lem ezurha fişitai dedi. Yani orayı ben kışın ziyaret etmedim demiş olduk. Sonra ne diyor? Etucibuke Tunus. Yani Tunus'u beğendin mi? Nam tucibuni diyorduk, değil mi? Arkadaşlar, e'acebeni ben beğendim demek. Mesela e'acebenil kitabu. Kitabı beğendim demek. Yani kitap sanki kendisini bana kendisi, pardon. Evet, beni kendisine beğendirmiş gibi, böyle sanki ben, yani beğenen kişi sanki böyle bir nesne konumundaymış gibi de, sanki beğenen de kendisini beğendiriyormuş gibi. Yani sanki Tunus kendisini bana beğendiriyormuş gibi anlaşılıyor mesela. Tunus'u beğendin mi? Ne diyor? Ne'am e'acebeni Tunus. Ne'am tu'cibuni Tunus. Tunus'u beğendim. Şimdi biz bu kelimeyi nereden buluruz? Acebe kelimesini. Sözlükten. Mesela tu'cibuke. Acebe yu'cibu tu'cibu. Bunu biz hangi kökten bulacağız? Yani şu sözlükten nereden bulacağız? Üç harfli köküne bakacağız, değil mi? Bunun üç harfli kökü nedir? A, cim, ayın, cim ve nedir? Değil mi? B. Şimdi bakalım. Acebe, yacub, acayip, garip. Hoşlanmak mesela. Mesela acebeni bu şekilde kullanılıyor. Acebeni. Evet. Nam tocibun. Evet diyor. Ben beğendim diyor. Fehiye. Zira orası diyor. Zira orası. Fehiye. Zira Tunus. Zira o. O. Yani Tunus. Beldetün bir ülkedir. Bir memlekettir. Nasıl bir ülkedir? Bakın sıfatı gelecek. Nazifetün, temiz bir ülkedir. Başka nasıl bir ülkedir? Ve cemiletün, ve temiz ve güzel bir ülkedir diyorum. Zira o temiz ve güzel bir ülke. Yani o da ondan kasıt Tunus yani. Sonra diyor tuhitu bihel hudratu min külli canibin. Tuhitu kuşatmaktadır. Çepeçevre sarmaktadır. Mesela el haitu duvar demek mesela. El haitu hait duvar demek. Burada kuşatmaktaymış. Kuşatan ne? El hudratu. Nereyi kuşatıyor? Bihe. Yani Tunus'u kuşatmaktadır diyor. Ne? Yeşillik. El hudratu. Yani yeşillik orayı kuşatan ne? Yeşillik, değil mi? Yeşillik orayı kuşatmaktadır diyor. Min külli cenibin. Her taraftan demek. Cenip yön demek. Min külli cenibin her yönden, her taraftan yeşillik Tunus'u kuşatmaktadır diyor. Peki Şerif ne diyor? Etuvafiku. Yani onaylar mısın? Ya da uygun bulur musun demek. Etuvafiku. Neyi uygun bulur musun? Yani uygun bulduğunuz şeyin önüne ala getiriyorsunuz bakın. Yani sen uygun bulur musun? Sen neyi uygun bulur musun? Ales seferi. Yani yolculuk yapmayı
uygun bulur musun? Ma'i, benimle birlikte. İza kasattuha, oraya gittiğimde, yani Tunus'a gitmek istediğimde ya da Tunus'a gittiğimde, fis sayfil kadim, yani gelecek yaz Tunus'a gittiğimde benimle birlikte yolculuk yapmayı onaylar mısın? Ya da benimle birlikte yolculuk yapmak ister misin? Onun gibi bir anlam var. Evet. Etuafiku ala seferi ma'i izâ kasattuha fis sayfin kadim. Yani gelecek yaz oraya gittiğinde benimle birlikte yolculuk yapmayı uygun bulur musun? Bakın ben kelime kelime söylüyorum. Zaten tam anlamı da var aslında. Tamam mı? Yani fazla uzatmaya gerek yok. Devam ediyorum. Sizden istediğim, kitabınız geldi mi bilmiyorum. Kitabınız geldi mi? Yani kitap aldınız mı? Ben almadım hocam. Alan var mı bilmiyorum. Yani şu kitabı göstermiş. Hocam daha almadık yani şey diğer hocaların kitaplarıyla beraber alalım dedik de daha açıklanmadı hepsi. Yani şöyle bir daha göndereyim size. Bundan almaya çalışın. Veyahut da mesela 50 kişi, 100 kişi organize olabiliyorsanız olun. Belki burada ne diyor mesela? 27 lira diyor, değil mi? Siz belki daha ucuza getirttirebilirsiniz. Toplu geldiği zaman. Şimdi herkes tek tek aldığı zaman 27 liraya satarlar. Ama çokça belki bir şey olabilir. İndirim yapabilirler yani. Evet. Tabi bu siteden almanız da şart değil yani. İlla ki bu siteden olacak diye de bir şart değil. Yani başka kitabın satıldığı epey bir site var. Hatta Cantaş şeyinin kendisi de satıyor mesela Cantaş diye. Cantaş Kavait. Arapça yayınları da mesela satıyor. Mesela Arapça Dağıtım. Cantaş yayınlarının kendisi bütün olarak satıyor mesela. Kendisi 3 cildi 73 liraya satıyor mesela. Aslında bu da olabilir. Yani ömür boyu kullanırsınız arkadaşlar. Bu kitaba verilmiş para devam edeceğiz yani. Bir de bilmediğiniz her bir kelimeyi kelime defterinize yazacaksınız. Ve onları sürekli tekrar ederek kelimeleri öğreneceğiz inşallah. Tamam. Evet. Nerede kaldık? Tuhitu biha el-kudratu min kulli canibin dedik. Yeşillik orayı her taraftan kuşatmaktadır dedik. Etuvafiku ala seferi ma ida kasattu fi sayfil kadim dedik. Gelecek yaz ben oraya gittiğimde benimle birlikte yolculuk yapmayı uygun bulur musun? O da ne dedi? Naam bi kulli sururin. Evet, memnuniyetle. Yani çok mutlu olurum, çok mesut olur. Yani böyle yani memnuniyetle deriz. Fazla evet bunu karşılayacak. Bu da bunu karşılar yani. Ne diyor? Eterfadu, reddeder misin? Kim reddeder misin? Ente bakın sen. Sen de reddeder misin? Sen neyi reddeder misin? Muvasalete rihleti. Yani yolculuğu devam ettirmeyi reddeder misin? Ma'i, benimle birlikte yolculuk yapmayı, yolculuğa devam etmeyi reddeder misin? Peki bu yolculuk, yani bu gezintiyi, bu yolculuğu, bu geziyi ilel mağribi ya da gezi yolculuğu veyahut da geziyi diyelim. Yolculuğu veyahut da geziyi devam ettirmeyi ister misin? Nereye? İlel mağrib. Mağribe. Mağrib ne demek? Fas demek. Yani benimle birlikte yolculuğu Fas'a devam ettirmeyi reddeder misin inşallah? Allah'ın izniyle. Benimle birlikte inşallah yolculuğu ya da geziyi Fas'a devam ettirmeyi
ya da işte Tunus'tan sonra Fas'a geçmeyi reddeder misin diyor. Mağrip Fas demek. Bizim belki hiç duymadınız. Mağrip ile Fas'ın ne alakası var? Arkadaşlar geçen derste bakın açtık. Tunus burası. Yani yarı yarıya çöl, yarı yarıya yeşillik bir yer. Yani gördüğünüz gibi şuralar çöl oluyor. Fas da burası. Peki biz niye Fas'a Fas demiyoruz? Fas yani neden Mağrip mesela pardon Mağrip'e neden Fas diyoruz? Asıl ismi Mağrip. Arkadaşlar Mağrip modern günlerdeki ismi. Eskiden Fas Sultanlığı diye bir yer var. Bakın Fes diyor. Gördünüz mü? Bakın Fes. Fas'ın geçmişte bakın Fas Sultanlığı'nın başkentlik yapmış olduğu kentlerden biridir diyor. Fas Sultanlığı var. Şimdi kelime buradan geldiği için Osmanlı zamanında da hep Fes, Fas, Fas diye kullandığı için yani ülkenin adı da Fas olarak kalmış. Şu andaki başkenti Rabat. Tabi Arap ülkesi orası da. Evet, yani genel olarak gördüğünüz gibi öyle diğer Arap ülkeleri gibi fazla bir çöl yok. Ama mesela Cezayir'i görüyorsun bakın. Sahra çölü. Neredeyse kocaman alanda 2-3 milyon insan ya yaşıyor ya yaşamıyor. Yani Türkiye'nin 2-3 katı büyük alanda bir çöl var. Sahillerde daha çok mesela ufak tefek köyler, kasabalar var ama genel olarak mesela Cezayir'de gördüğünüz gibi Cezayir şehri zaten Cezayir'in başkenti mesela Cezayir. Hayat genelde sahilde. Aynı şekilde Tunus'ta da öyle. Libya'da daha az bir şey var. Yeşillik. Gördüğünüz gibi sadece şu Bingazi taraflarında, Trablus taraflarında böyle biraz bir yeşillik var. Gerisi tamamen çöl. Mısır'da işte Nil deltasında var genelde hayat. Şu gördüğünüz yerde tam 80-90 milyon insan yaşıyor. Şu gördüğünüz Nil havzasında. Evet şu Nil deltasında zaten böyle yani Arap ülkeleri genel olarak çöl. Zaten Suudi Arabistan'da da öyle. Hicaz biraz işte yeşil mesela Medine'dir veyahut da Kızıldeniz kenarları. Şu gördüğünüz çöle de Rubul Hali deniyor arkadaşlar. Yani hayatın neredeyse olmadığı bir yer. Girenin çıkamadığı bir çöl. Neyse Arap ülkeleri de böyle. Mağrip. Yani Mağrip. Hem kelime mağrip olarak biliyorsunuz yatsı namazı. Salatül mağrip akşam namazı demek değil mi? Yani mağrip aslında güneşin battığı yer demek. Garp. Yani Afrika'nın en batısı. Yani namaz olarak kullanırsak salatül mağrip akşam namazı oluyor. Ne diyor? Yani mağribe gitmek ister misin benimle beraber diyor. Yolculuğa oradan işte Tunus'tan sonra mağribe Fas'a geçmek ister misin? Le, hayır. Fesseferu ma'ke yus'iduni. Seninle birlikte yolculuk beni mutlu eder diyor. Seninle birlikte yolculuk. Fesseferu ma'ke, seninle birlikte yolculuk. Yus'iduni. Beni mes'ud eder. Mesela iki cihan saadeti diyor mesela. Saadet, mutluluk, sa'id. Hep bu kelimeler buradan gelir. Evet. Ne diyor? Şerif. Ebit tayreti nusafiru em bil bakireti. Yani uçakla mı yolculuk yapacağız? Em yoksa vapurla mı? Em bil bakireti. Hatta buraya bir yoksa ekleyebilirim.
Uçakla mı yolculuk yapacağız yoksa vapurla mı diyor. Bakire buhar kelimesi oradan gelir. Yani buharla çalışan yani vapur. Bakire vapurla mı gideceğiz diyor. Bittayrati ya sadiki. Uçakla ey dostum. Ya sadiki ey dostum. Fettayratu zira uçak esra'u daha seri, daha süratli ve eshelu daha suhuletli. Yani daha kolay, daha hızlı ve daha kolay. Türkçe'ye mesela suhulet Osmanlıca'ya geçmiş ama bilmiyorum biliyor musunuz yani. Mesela burada da sürat var mesela. Ya da mesela çok seri diyoruz. Seri onun mesela. Esra, seri. Ya bu kelimeler Türkçe'ye geçmiş. Neyse. Devam edelim. Bakın burada ne yaptı? Şu mu şu mu dedi değil mi? Yani vapur mu? Uçak mı? Bir karar veriyorsunuz. İki tanesinden bir tanesini ihtiyar ediyorsunuz. Veyahut da tayin ediyorsunuz. Veyahut da seçiyorsunuz. İkisinden birini seçiyorsunuz. Eyekunu seferu yolculuk olacak mı? Olacak yani. Fi şehr Yulyo yani Temmuz ayında mı olacak? Em yoksa fi şehr Ağustos veyahut da yoksa Ağustos ayında mı olacak diyor. Yani yolculuk yapacağımız gezi, düzenleyeceğimiz gezi Ağustos ayında, Temmuz ayında mı yoksa Ağustos ayında mı? Bir tanesini seçecek. Buna evet hayır diye bir cevap vermiyoruz Türkçe'de olduğu gibi. Nasıl Türkçe'de vermiyorsak Arapça'da da evet hayır yok. Kerim ne diyor? Fi şehri yunyu. Yani Temmuz ayında olacak. O olacağı ben eklemişim. Hunak linak diye orada geçirmek için. Arkadaşlar gada yakdi vakit geçirmek demek. Bir anlamı. Belki 20 tane anlam var. Gada yakdi biz 3 harfli köküne bakacağız. Gada yakdi. Gadaye veyahut da gadavedir. İki türlü ihtimalimiz var. Yani en azından siz mesela ikisinden birisini bularak ama yak değil diyor bakın farkındaysanız. Zaten orada bir ipucu veriyor. Ye olduğunu aslında yani kopya veriyor aslında. Ama mesela bazı kelimeler vardı çok da fazla belirtmez. Mesela kale kelimesini kavaleden mi bulacağız, gayeleden mi bulacağız? Olabilir. İkisi de olabilir çünkü. Muzarisini bilmiyoruzdur mesela. Mecburen ikisine de bakacağız. Bakın kada yaktı. Bir sürü anlam var bakın gördüğünüz gibi. Borç ödemek, bitirmek mesela, yerine getirmek, namazı kaza etmek. İcra yapmak, borç ödemek, vakit geçirmek. Görüyor muyuz bakın? Buradaki anlamı bu. Bir sürü anlam var görüyor musun? Yani yok etmek, bilmem işte istemek, öldürmek mesela bakın. Gada ala ile kullanırsanız öldürme oluyor. Ama gada bi ile kullanırsak bir şeye ihtiyaç duymak oluyor. Gada ala bi ile birlikte kullanırsak bir şeye zorlamak, mecbur etmek. Mesela kada li ile kullanırsanız bir kimsenin lehine, ala ile kullanırsanız aleyhine hüküm vermiş oluyorsunuz. Hani harfi cerlerin önemini görüyor musun? Bakın, beyne, ala, li, bi. Yani neredeyse her bir harfi cerin farklı bir anlamını kattığını görüyoruz. O yüzden fiilleri ezberlerken arkadaşlar mümkün olduğunca harfi ceriyle birlikte ezberliyorsunuz. Siz şimdi emez şimdi ne diyor? Fi şehri yulyu ninak diye hünake müddeten atval. Orada daha uzun bir süre geçirmemiz için Temmuz ayında olacak dedik. Neyse Şerif. Şerif ne diyor? Emez urte gayre Tunus'e. Tunus'tan gayri. Tunus'tan başka minel biladil arabiyeti yani Arap ülkelerinden Tunus'tan başkasını ziyaret etmedin mi diyor bakın.
Me ve leyse nedir? Nefi. Yani olumsuzluk edatı değil mi? Bakın. Eme ya da eleyse, eleyset. Bak bunlar nedir? Buradaki me, buradaki leyse. Olumsuzluk edatı. Etmedin mi? Şimdi ne diyecek? Evet ettim demek için ne demesi lazım? Bele demesi lazım. Bele. Zürtü Suriye ve Irak. Yani Suriye ve Irak'ı ziyaret ettim diyor. Ettim yani Suriye'yi ve Irak'ı ziyaret ettim. Eleyset değil mi? Değil olan ne? Yani öyle şey olmayan ne? Tunus. Tunus değil mi? Tunus ne değil mi? Mücaviraten yani komşu değil mi? Neyin komşusu değil mi? Lil Magribi yani Tunus Fas'ın komşusu değil mi? Bakıyoruz hakikaten Tunus, hakikaten Tunus Fas'ın komşusu değil mi? Arada ne var? Koskocaman Cezayir var değil mi? Neam, evet değil ya da hayır değil neyse. Leyset mücaviraten lil Magribi. Tunus Fas'ın komşusu değil. Şükran ya Kerim. Şükran, teşekkürler Kerim. Bir kimse size teşekkür ettiyse siz ona ne diyeceksiniz? Şükran diyorsa siz ona affen diyeceksiniz. Yani affen affedersiniz demek de oluyor ama bu noktada yani birisi teşekküre karşılık olarak söylendiği zaman ne anlama geliyormuş bakın. Rica ederim anlamına geliyor. Evet. Devam ediyorum. Ecib anil esileti teliyeti kemen fil misal. Örnekte olduğu gibi aşağıdaki soruları cevapla diyor. Hel ketep derse dersi yazdın mı? Cevap ne oluyor? Naam. Ketep tut derse evet dersi yazdım. Yazdın mı? Evet yazdım. Şeye bakalım. Ne diyor bakın? Eterda anil keslani. Yani tembelliğe razı mısın? Tembelliğe rıza gösterir misin? Tembelliğe ya da ne diyelim? Razı gelir misin? O da ne diyecek mesela? Ya razıdır bir insandır tembelliğe ya razı değildir. Neam erda anil keslani. Evet tembelliğe razı gelirim. Veyahut da çoğu insan olduğu gibi le hayır. Le erda razı gelmem anil kesten. Yani ben, ya anlam olarak tabii gerçek olarak bir insan kimse tembelliğe razı gelmez ama yani maksat razı gelirim, razı gelmem. Nasıl diyeceğiz? Onu çözmek için. Teşekkürler. Oğlum dur bakayım. Ne diyor? Neam erda anil kesten, le erda anil kesten. Yani hayır diyor. Tembelliğe razı gelmem demek. Keslen tembellik demektir. Şimdi gelelim bakalım burada E ve M var. Görüyor muyuz bakın? Şu mu şu mu? Etuhibbu irsale hitabike. Etuhibbu arkadaşlar. Ehabbe yuhibbu. Mesela muhabbet, sevgi buradan gelir. Etuhibbu normalde sever misin demek. Ama bunu biz böyle bu gibi bir irsal gibi bir fiil mastarıyla beraber kullanırsak ne oluyor anlam? Şöyle şöyle yapmak ister misin olur. Yapmayı sever misin demeyiz. Yani mektubunu göndermeyi sever misin demeyiz. Ne deriz? İster misin deriz değil mi? Hitabeke bil beridin müseccelin. Hitabeke mektubun demek. Senin mektubun. Mektubunu göndermek. İrsale hitabike. Senin mektubunu göndermeyi ister misin? Neyle? Bil beridil müseccelî. Yani kayıtlı postayla mı göndermek istersin?
M yoksa bilberidir adi. Yani adi postayla ya da normal postayla mı göndermek istersin diyor. Adi dediğimiz yani böyle argodaki kullanılan anlam değil ya da hani adetten mesela işte örf adet diyoruz veyahut da sıradan normal demek yani adi. Türkçedeki anlamda değil yani. Biz buna ne diye cevap vereceğiz? İki şıktan bir tanesini tercih edeceğiz. Ben ne yazmışım? Uhibbu irsale hitabi. Bakın. Etuhibbu diye soruyor. Siz ne diye cevap vereceksiniz? Ben. Sen diye soruyorsa ben diye cevap vereceğiz. İrsale hitabi. Burada bakın hitabuke demişti. Burada neye çevirdik? Hitabi şeklinde ye'ye dönüştürdük yani. Benim mektubumu yani mektubumu göndermeyi isterim. Ne ile? Bilberidil müsecceli. Yani dilekçemi kayıtlı postayla göndermek isterim. Bakın burada yazıyor iki. Bazılarına iki tane cevap verdim. O yüzden AB yaptım. Zaten karıştırmazsın zaten numaralandırdığı için. Sonra ne diyor? Evet. Eleyse değil mi? Kim değil mi? Mahmud'un. Arkadaşlar ders bitecek yani dakikadan dolayı. Bir 20 dakika daha yaparız. Şimdi kapanınca ben yine açtım. Bir 15-20 dakika daha şurası bitene kadar yapacağım yani. Bir buçuk sayfa bir şeyimiz kaldı. Bir sayfa bir şeyimiz kaldı. Hatta yarım sayfa da diyebiliriz. Bitince devam edeceğim. Yani 40 dakikadan sonra sana biliyorsunuz izin vermiyor. Yani link atacak mısınız? Ha, doğru. İyi bir soru. Sanki ikinci defa linki kabul etmiyor gibi bir şey var. Link bu. Evet. Eleyse Mahmud'un taliben bi külliyeti tıbbi. Mahmud Tıp Fakültesi'nde öğrenci değil mi? Eleyse değil mi? Kim? Mahmud'un. Mahmud ne değil mi? Taliben. Öğrenci değil mi? Nerede? Bi külliyeti tıp fakültesinde öğrenci değil mi? Eğer öğrendiyse bela diyoruz. Eğer öğrenci değilse neam diyoruz. Tamam. İkinci derste burasını açıklamaya devam edeceğim. Şimdi dersinde yani üçüncü kısımda buradan devam ediyoruz. Kapatıyorum.